Söylediklerimi düşündün mü Selin? Ben sürekli seni düşünüyorum. Akşam yemek saat 8'de. İşimde gücümde sığımda sonumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlarsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlarsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Akşam yemek saat 8'de. Oluyor. Bu işte bir tuhaflık var. Ya ben aklımı kaçırıyorum ya da Demir'de bir sorun var. Ay ne oluyor tatlım, anlat bize. Ay ben anlamıyorum ki. Vallahi Demir bana hala mesafeli. Beni görünce böyle geriliyor. Ama evde masaya çiçek bırakıyor. Ofise geliyorum, çikolata var, not var. Ay ben gerçekten çözemiyorum bu adamı. Aklımı yitireceğim. Ya belki Demir Bey almamıştı sana onları. Yani belki de başka bir hayranım var. Ya tabii. Kesin öyledir. Yok ya. O bırakıyor. O olmasa sorardı bunlar nereden geliyor diye. Sormadı mı? Gel. Rahatsız ediyor muyum? Gel. Girin Selin Hanım. Burak, istediğin çizimleri bitirdim mailinde. Demir Bey, sizi de ekledim. Başka bir isteğin yoksa ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Bir sorun yok değil mi? Ha yok. Bu akşam bir planım var da. Özel bir buluşma mı? Bunun bizi ilgilendirdiğini hiç sanmıyorum.
Yöneticilerine bunun hesabını vermek zorunda değil. Bizim aramızda öyle bir hiyerarşi yok. Biz çalışma arkadaşlarımıza böyle sorular sorarız. Değil mi Selin'cim? Benim odamda soramazsınız. Çalışanların özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Demir Bey, benden beklediğiniz bir şey? Yok Selin Hanım. Sizden hiçbir şey beklemiyorum. Çıkabilirsin canım. Sonra görüşürüz. Tamam. Peki. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Hem çiçekler, çikolatalar, yemek teklifleri yolluyor. Hem de sizden bir şey beklemiyorum diyor. Cici, şeytan diyor gitme yemeğe, sabaha kadar beklesin. Ay yok ya, kıyamam ben, beklemesin. Gideceğim, oturacağım karşısına. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun diye soracağım ona. Evet. Olmaz. Olmaz. Çiçeğim, hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu. Bu mu? Ha bu. Ya Çiçi, ben de zaten bunu beğenmiştim. Aferin, zevkliymiş. Konuşacağım. Ne diyecek bir şey? Ne gülüyorsun Vedat? Sen Ali Aray'la Paris'e gittiğinde Selin de aynen böyle topraktan çıkarmıştı sinirini. Bir dakika şimdi. Sen bana bunu misilleme olsun diye mi yapıyor diyorsun? Yeni bir oyun mu oynuyor yani nedir? Oo, paranoya. Çok yakıştı Demir'im. Bir delirmediğin kalmıştı. Yakındır Vedat, yakındır. Hiç merak etme. Oğlum delireceğine gidip sorsana kıza. Kim gönderiyor bunları, kimle yemeğe gidiyorsun? Çok mu zor ya şunu yapmak? Evet, çok zor. Çünkü ondan uzak durmaya çalışıyorum. Bir şey vaat etmiyorum. Yani duygularından, bana yine oyun oynamadığından emin olana kadar bekleyeceğim dedim. Şimdi öyle sevgili bile olmadığım bir kadına sorular sormak sorguya çeker gibi. Öyle olmaz yani. Hiç benlik değil o işler. Aman iyi. Yapma o zaman. Bırak gitsin. Tabii ya. Gitsin gitsin. Notta yazıyor muydu nereye gidecek dedi? Ne yapıyorum ben burada ya? İyi akşamlar. Geç kalmadım değil mi? Nasıl? Yani bilmem. Sen ne yapıyorsun burada? O ne demek Demir? Sen ne yapıyorsun burada? Ben yemek yemeye geldim. Yani koskoca İstanbul'da yemeğe aynı mekana mı geldin? Sen beni mi takip ediyorsun yoksa? Ne bu? Oyun mu oynuyorsun? Selin Hanım değil mi? Evet. Masanız bu tarafta. Buyurun yardımcı olun. Aa, çok pardon. Tabii ya. Senin şirkette izin istediğin program buydu demek. Anladım.
E tamam git Selin. Ha sen ben buradayım diye rahatsız olacaksan ben giderim. Sorun yok yani. Bulursam kemiklerini kıracağım. Ama sen şimdi boş ver onu. Demir Bey'e ekildiğini sakın belli etme. Heh. Sanki böyle kendi kendine yemeye çıkmışsın gibi keyifli keyifli ye yemeğini. Tamam mı tatlım? Sakın kalkma oradan. Aa, hayır canım olur mu öyle şey? Rezil olmak falan yok. Hadi tatlım yemeğini ye, beni dinle. Öpüyorum aşkım. Oh. Tamam kalıyor. Kıracağım o herifin kafasını Vedat. Her kimse. Nasıl ya? Sen hala göremedin mi herifin kim olduğunu? Gelmedi ki. Ekti kızı. Şimdi ne yapmaya çalışıyor şu herif bir anlasam? Aman boş ver ya. Zaten daha iyi olmuş gelmedi. İyi falan olmadı Vedat. Kız kaç saattir tek başına bekliyor orada. Restoran kapanana kadar birini beklemenin ne olduğunu bilirim ben. Yani şu an bunu Selin'e yapanı bir bulsam elimden gerçekten bir kaza çıkacak. Kapatmam lazım. Konuşuruz sonra. Kapatıyoruz beyefendi. Tabii. Hadi Selin, gidiyoruz. Sendin değil mi? Neyin bedelini ödettin şimdi bana? Demir Erendil hesap vermez. Hesap sorar. Ceza keser. Bedel ödetir. Bu geceyi de hesabından düştün mü? Ne diyorsun Selin anlamıyorum. Hadi gel eve gidelim. Gelmeyecek işte. Kimi bekliyorsan artık. Ne diyorsun ya? Şaka mısın? Seni burada bırakmam Selin. Hadi. Sen git Demir. Ben burada kalacağım. Sorun yok. Hanımefendiyi tanıyorum. Aa, kocaman bir sorun var. Bu adam beni mutsuz ediyor. Evet, bu adam. Sorun yok. Gidebilirsiniz. Selin, restoran kapanıyor şu an. Kalkar mısın lütfen? Seninle gelmek istemiyorum. Net değil mi? Karışık sinyal de yollamıyorum işte. Gelmeyeceğim. Sen git eve. Selin, kalkmazsan seni kucağımda götüreceğim. Heh. Yapamazsın. Uzak duracağız dedin. Bak, uzak duruyoruz. Aramızdaki mesafeyi aşmak istemez. Demir, Demir bak polis çağırır. Demir. Aydıcığım, bu mekan olduğuna emin misin? Bu mekan kapatıyor çünkü. Bıraktım. Selin kötü durumda galiba. Bizde de araba yok. Yani
taksiyle gidip alayım diyeceğim ama... Planım var demişti bana. Neyse, ben zaten mekanın önündeyim, şimdi girip bakarım. Demir, ben gelmek istemiyorum. Bırakır mısın lütfen? Selim, hadi. Demir, gelmeyeceğim ben dedim. Gelmek istemiyorum. Bırak. Selim, hadi gidiyoruz. Demir, istemiyorum gerçekten. Lütfen verir misin çantamı, gideceğim. Selim, bir dakika dur. Önce bir sakinleş. Tamam, çok canın sıkıldı biliyorum. Çok kötü bir his olduğunu da biliyorum. Ama bu haltı yiyen her kimse üzüldüğüne değmez. Tamam mı? Hadi gel. Sen bana niye bunları yapıyorsun? Niye bana böyle davranıyorsun? Bak Emir, ben artık çok iyi oldum. Niye yolladın bana o çiçekleri? Ha? Niye beni yemeğe davet edip tek başıma restoranda beklettin? Tamam. Tamam, anlıyorum. Bana kızgınsın. Ama bu yaptığın eziyet çok acımasız ya. Ya Selim, ne diyorsun, ben anlamıyorum. O çiçekleri ben yollamadım. Bu geceyi de ben ayarlamadım. Nasıl yani? Sen değil miydin? Selim, ben sana böyle bir şey yapar mıyım? Hayır, ben... Sen yapıyorsun zannettim. O kartları sen yolluyorsun sandım. Sen o yüzden mi geldin? Yani ben seni davet ettim diye mi? Çünkü sen onu istedin. Of, ben ne kadar aptalım ya Demir. Git. Lütfen git, tamam mı? Bak, ben şu an çok utanıyorum. Senin yüzüne bile bakamayacağım. Ben bu gece eve gelmeyeceğim, tamam mı? Thank you.
Ayda siz neredesiniz? Geliyorum. Selin ne yapıyorsun? Selin dur. Herkes duysun, Demir Erendil beni seviyor. Selin in aşağı. Demir Erendil beni seviyor. O da beni seviyor. Herkes duysun. Selin. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Selin hiç aşık olur mu? Ben oldum. O beni seviyor, seviyor. Selin gel buraya. Ne yapıyorsun? Emniyet kemerini tak. Bu yaptığın çok tehlikeli. Sana aşık olmak mı tehlikeli? Hayır. Araba giderken sandıktan çıkman tehlikeli. Elimde değil. Şu an öyle mutluyum ki böyle. Sanki kalbim bedenime sığmıyormuş gibi. Ya sen de böyle hissediyor musun? Sanki beni bıraksan pencereden sandıktan uçup gidecekmişim gibi. Ama bırakmam. İyi misin? Selin ne yapıyorsun şu an? Mutluluğumdan dilek tutuyorum. Dilerim bir gün kalbini açmaya korkmayan herkes benim kadar mutlu olur. Tuttum tamam. Bacık. Home simit al. Vallahi. Sen burada bekle. Ben sana hemen bir limonlu soda getireceğim. Tamam? Okey. Bir akşamın üstüne iyi gelir sana. Ben sana kızgınım. Öyle mi? Arabada mutluluktan uçmaktan korkuyordun biraz önce. Ya ben senin yüzünden erken öleceğim. Vallahi benim yaşayacak ömrüm kalmadı. Benim şu kadarcık ömrüm kaldı. Tamam sen al bunu iç. Anlatacaksın zaten belli. Ya anlatacağım herhalde. Ya öyle seni seviyorum deyince kurtulamazsın tamam mı? Demir. Hı. Beni seviyorsun değil mi? Fikrini değiştirmedin. Değiştirmedim. Ya. Bir daha söylesene. Bir daha duyayım. Ya hatırlamayacaksın zaten Selin. Niye Demir? Tamam. Seni seviyorum Selin Sever. Ben de işte bunu diyorum. Seven adam senin yaptığını yapar mı? Ne yaptım acaba yine? Bak, çiçekler geliyor, çikolatalar geliyor, ofiste masama hediyeler geliyor. Ya insan demez mi bunları yollayan ben değilim diye? Benden geliyor gibi davranmadım ki. Sen öyle düşünmüşsün. Öyle düşündüm. Ama madem seviyorsun, niye sen yollamadın ya? Baksana, el alem neler yolluyor. Tamam ben de gönderirim. Gönderir misin? Tabii ki gönderirim. Ama gönderme artık ya. Vallahi ben istemiyorum ya. Bütün sürprizi kaç, bütün sevgim kaç ya. Al bunu da sen iç. Bu ne ya? Zaten yarım doldurmuşsun. Götür şunu. İyi, tamam. Senin yüzünden saatlerce tanımadığım bir adamı
bekledim. Herkes bana acıdı ya. Garsonlara rezil oldum. Tabii tabii. Hepsi benim yüzümden. Senin hiç kabahatin yok zaten. Efendim Vedat? Ne yaptınız oğlum? Merak ettim. Yemeğe gelmedi mi o dingil? Gelmedi. Ben de alıp serini eve geldim. İyi mi peki? Nemir Efendi, bunların hepsi senin yüzünden. Bunların hesabını bir bir vereceksin. Böyle Vedat'ım. Yani başkası ekmiş, fatura sana kesilmiş. E ama sen hak ettin Demir'im. O kız o yemeğe senin yüzünden gitti. Benim yüzümden değil. Benim için gitmiş. Notları benim yazdığımı sanmış. Ne? Nasıl yani? Vallahi mükemmel. Yani o dingil senmişsin öyle mi? Ha? Herifin jestine konmuşsun. Kapatıyorum Vedat. Ya siz nasıl bir çiftsiniz arkadaşım ya? Dur bakalım daha neler duyacağız. Ya sen Paris'e gittiğinde ben var ya ben çok ağladım biliyor musun? Ben odamda ağladım. Senin odanda ağladım, verandada ağladım. Bak şu salonu görüyor musun? Orada da ağladım. Ya beni bırakıp gittiğin balkonda da ağladım. Gidebilmek için beni uyutmuşsun ya. Ayıp. Ayıp. Çok mu ağladın? Evet. Çok ağladım. Böyle gözlerim kurbağa gibi oldu. Senin yüzünden. Tamam. Benim yüzümden. Ya sen niye gülüyorsun ya? Gülme. Hoşuna mı gidiyor bana acı çektirmek? Aa, olur mu öyle şey ya? Asla. Özür dilerim. Bu ne biçim özür dilemek ya? Hiç öyle içinden gelerek söylemedim bir kere. Yasaksa var gibi. Tamam. Özür dilerim. Gerçekten. Olmadı. Seni bırakıp gittiğim için yanlış yaptım Selin. Söyle. Tamam. En büyük eşek benim. Tamam mı? Oldum. Eşeğim ben. Demir. Eşekler çok tatlı hayvanlar. Tamam. Tatlı olmayanını söyle o zaman. Ben o olayım senin için. Ama işte de hayvanların hepsi çok tatlı. Oo, öyle mi? Hayır hayır. Elini içine sok ki tansiyonunu düşürelim, tamam? Ay dondu ya, dondu, dondu. Hayır hayır, donmaz, donmaz. Bak, bak benim elim de içinde. Sen ağladın, ağladın, o çok ağladın. Sonra ağlamaya ara verdin. Hop, birden parti başladı. Eğlenceler falan, çiçek ekmeler, bilmem neler. Hı? Hadi onları da anlat. Anlat, ben dinliyorum. Bir kere arkadaşlarım benim iyi olmadığımı bildikleri için geldiler. Ay onlar ne iyi insanlar Demir. Boncuğum, hello Merve. En çok da o. Ya, en çok da o. Vallahi. Dalga geçme be. Aa, asla dalga geçer miyim? Onlar seni çok seviyorlar, tamam. Gel. Ya o kız var ya o kız, o senin geldiğin ilk gün daha eve geldiğini biliyordu. Ya sonra sen gelip herkes ha koydun. O kız senin yüzünden nişanlısından ayrıldı. Günlerce ağladı. Senin aşk yasağın yüzünden gizlice evlendi. Ailesini karşısına aldı ya. Bir günde çıkıp dedi mi? Ebe Demir Erendil. Sen çalışanınla aynı evde yaşıyorsun. Senin atarın kime? Dedi mi bunu? Ya sen peki hiç sordun mu bunu kendine? Sordum. Ne çıktı biliyor musun? Sen Demir sizin bildiğinizi bilmesin demiş olabilir misin? Olabilir. Değil mi? Olabilir. Ama yine de günün birinde delirip senden hesap sorabilirdi. Peki sordu mu? Sormadı. Neden? Gel gel. Gel. Çünkü sen Alara ile Paris'teydin. Allah'ım. Allah'ım ben kendime ne yapmışım böyle? Ben nereden gittim o Paris'e? Gitmeseydin. Gitmeseydim. Gel. Gel otur.
Selin. İyi misin? Miden bulanıyor mu? Emin misin? Peki şimdi cevap hangisi oluyor? Evet mi? Hayır. Güzel rüyalar gör. Günaydın. gitme gitme. Selin, hadi kalk. zorunda mıyım? Hadi. İşte böyle. Al bakalım. İç bunu. İyi. Bu ne ya? Şu haline iyi gelecek bir şey. Hadi iç. İç dedim. Hadi. Ya ne kızıyorsun ya? Zaten başım ağrıyor. Ya kızmıyorum. Tamam. İçer misin Selin? Lütfen. Çok kötü. Demir. Şimdi çıkaracağım. Çok kötü. Amaç o zaten. Ne? Ay Demir al şunu. Peki. Hadi kalk. O zaman banyoya. Hadi bakalım. Oo. Döndü değil mi? Şuradan bak şöyle. Tamam aslında. Oraya doğru içmişsin o zaman. Öyle mi demek ki? Oo. Geçti. Hadi gel. Ölmeden banyoya gidelim. Başın ağrıyor mu? Tamam sen bir kendine gel. Sonra duşa gir. Ben aşağıda kahvaltı hazırlıyorum. Tamam. Günaydın. Kendine gelebildin mi? Ay duş iyi geldi ama yeşil içecek için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Otur hadi. Ağrıyor tabii. Ama ağrıyor çok kötü. Kafam kazan gibi. Hadi bir şeyler ye. Sonra bol bol su içeceksin. Olmazsa ağrı kesici alırsın. Ama en hafifinden. Hadi başla. Demir. Hı. Dün gece ne oldu? Yok artık. Ya of.
Zaten utanıyorum. Ben dün gece kaçta geldim? Ne demek kaçta geldim? Bayağı birinci tekil şahısla soruyorsun yani. Yalnız gelmedim ben. Hayır tabii ki. Emir, ben asla böyle bir şey yapmam. Sen kesin bir şeyleri yine yanlış anlamışsındır. En fazla eve bırakmıştır. Kim? Ya Serin, sen en son ne hatırlıyorsun? Bana bir söyler misin? Yemeğe gitmek için hazırlanmıştım. Evden çıktım. Sonra? Sonra? İçkiyi fazla kaçırmışsın. Dönememişsin. Ben gelip aldım seni. Demir. Hı. Sen çok güzel bir adamsın. Gelip seni aldığım için mi? Ekildiğimi bildiğin halde yüzüme vurmadığın için. Sen bayağı hatırlıyorsun her şeyi. Şurada bana nasıl eziyet ettiğini de hatırlıyor musun? Ama sen onu hak etmiştin. Zamanımız pek hoş olmadı ama. Bu arada ekilmedim. Benimle buluşacağını sanıyordum. Öyle de oldu. Ama bu kadar. Dün geceden sende sadece bu kalsa olur mu? Tamam. Bana kalan o. Sana kalanlar ne olacak peki? Bir düşüneyim. Dün gece çok güzel bir kadınla yemek yedim. Ayrı masalarda. Sonra bir daha o kadınla ayrı masalarda oturmak istemediğime karar verdim. Bana kalan da bu. Hadi suyunu iç. Başının ağrısına iyi gelir. İçiyor musun o suyunu Selin? Hepsini iç, hepsini. Hadi. Yine mi çiçek göndermiş? Kapıya bırakmışlar. Kim bu peki? Böyle sürekli notlar, çiçekler, davetiyeler gönderip duran. Bilmiyorum. Ver bakayım şunu. Ne yazmış densiz? Dün gece gelemediğim için çok üzgünüm. Kocaman kalbinde, kocaman kalbinde beni affedecek bir yer bulabileceğini umuyorum. Aa, nereden çıkarmış onu? Ben sana söyleyeyim, tanıyor bu adam seni. Ve hiç mi fikrin yok? Kim olabilir? Ya sen sandım diyorum, düşün. Bir fikrim olabilir mi acaba? Yani aşk olsun Selin. Sence şöyle bir not yazar mıyım ben? Vallahi bilmiyorum yazar mısın. Bana hiç not yazmadın ki. Mesaj da yazmadın bana. Ya yapma Selin. En az 100 kez mesajlaşmışızdır. Allah Allah. Ne zaman oldu ya o? Aa, ben niye hiç hatırlamıyorum? Sen bana mesaj atıyorum diye başkasına mı mesaj attın acaba? Otelde kaldığım gece. Telefonum susmadı senin mesajlarından. Uyudun mu Demir? Yemek yedin mi? Ne yedin? İşte gör, o mesajların hepsini ben atmışım. Sen de cevap olarak uyumadım, yemek yemedim. Yat uyu Selin, sıcaksa pencereyi aç Selin. Bak, gördün mü? İnsanlar neler yazıyor neler. Aman, sanırsın bana Romeo. Nedir ya? Biz de yazarız.
Kolay gelsin. Teşekkürler. İki tane kahve alabilir miyiz? Biri badem sütlü olacak. İkisi de badem sütlü olsun. Tabii ki. Benim için kendi zevklerini değiştirmene gerek yoktu. Nasıl seviyorsan öyle iç. Değiştirmiyorum ki. İkisini de sevemez miyim? Sen gene de kendi zevklerinden vazgeçme. Yoksa aynı bana benzeyen biriyle beraber olmak zorunda kalırdım. Ne o? Şidemir Erendil gözünü mü korkuttu? Mutlu sonla bitmezdi. Yani sen sürekli benim imkansız olduğumu söylüyorsun ya. Hı. İki tane imkansız. Nasıl olacak? Bence çok iyi anlaşırdınız. Böyle sabah 5'te kalkıp bahçede kata yapardınız. Sonra yeşil içeceklerinizi sıkıp gözleriniz içine bakıp böyle yudumlayarak içerdiniz. Meyvelerinizi çatal bıçakla yerdiniz. Tek renk bir evde oturup sürekli iş konuşurdunuz. Sürekli iş mi konuşuyorum ben? Konuşmuyorsun. Şanslısın ki karşında ben varım. Bak o doğru. Çok şanslıyım. Acaba bu şansım böyle devam eder mi? Ne dersin? Kahveleriniz. Teşekkürler. Söyle benim. Teşekkürler. Şunu da alabilir miyim? Tabii. Al bakalım. Ya. Sakın bana benzeme olur mu? Sen böyle çok güzelsin. Çok renkli. Tatlı. Sıcak. Masum. Gidelim mi artık? Ofiste geç kalmıyor. Günaydın Azmiye Hanım. Günaydın Demir Bey. Kolay gelsin Merve Hanım. Elimizdeki yapı işlerini, dosyalarını topladım Demir Bey. Geleyim mi? Gerek yok. Burada bakarız. Bölüm ile ilgili elimizde fazla proje yok zaten. Dirim Hanım'ın işleri var ve birkaç proje daha. Hangisiyle başlamak istersiniz? Şunun ayrıntılı çizimleri var mı elimizde? Hı hı, tabii. Onlara bakabilir miyim? Sen, evimde, odamda, ne işin?
Selin Hanım. Telefonunuza sürekli mesaj gelip duruyor. Bir bakın isterseniz, müşteriden olabilir. Ya Demir, yapmasana şunu. Ayda Hanım, isterseniz siz bunları toparlayın. Biz terasta devam edelim, olur mu? Tabii, Demir Bey. Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Niye öyle bakıyorsun? Bu ev bu kadar güzel miydi? Daha önce hiç fark etmemişim. Bana bakıyorum. Beni bu evden göndermeye çalışıyordun. Hiçbir yere gidemezsin. Kilitleri değiştirip beni dışarıda bırakmıştın. O senin böyle bir kadın olduğunu bilmeden önceydi. Nasıl bir kadın? Bütün kaleleri zapt eden türden. Demir. Ne? Hadi çıkmamız lazım. Nereye? Leyla teyzelere yemeğe davetliyiz. Güzel. Çok güzel şaka. Biraz soğuk ama olsun. Güzel. Ya sen şaka yapmıyorsun. Of Selin ya. Ya nereden çıktı şimdi? Ama ne yapayım, kıramadım. Huylarını biliyorsun, çok ısrar ettiler. Bu sefer kimseye bıçak çekmeyeceksin. Yani şimdi bilemiyorum. Güzel. Çok güzel. Bıçaklar çekilmeye başlamış. Demek ki verdiğim ödevler işe yarıyor. Geldim de böyle sırayla gelir işte. Sabahları gergin oluyorsunuz. Ben de akşamüstü bir bakayım dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar iyi yaptınız. Ben bir kahve yapayım o zaman. Ben de geçeyim. Ha, buyurun buyurun, kendi eviniz gibi. Nasılsa kız? Güzel, 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 güzel. İki ödevi de tamamlamışsınız. Ama diğerini niye yapmadınız? Yani sonuçta ikinizin de daha önce yapmadığı bir şeyler vardır değil mi? Yani işte onu öyle küt diye bulamadık o gece. Gece? Gece. Şimdi bir dakika. İkiniz de evin içinde o gece birbirinizin gözünün içine 10 dakika boyunca baktınız. Sonra? Yani 10 dakika bakmadık. 10 dakika lafın gelişidir zaten. Öyle değil mi? Olur mu öyle şey canım? Aa. Ama vallahi kızacağım. Siz böyle ödevleri kafanıza göre değiştiremezsiniz. O zaman içeriği kalmaz. Yani ben de söylemiştim ama o dönem beyefendi benden itinayla uzak durmaya çalışıyordu. Peki hanımefendi, neden uzak durmaya çalıştığımla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz doktor bey? Yani evet, ben kabahatli olabilirim. Ne manada? Yani böyle ufak tefek, çok küçücük, minicik hatacıklar yapmış olabilirim belki. Ufacık da minicik. Böyle söyleyince çok tatlı oluyor. Ben size olayın gerçeğini izah edeyim.
Şimdi kendisi beni işimden ve evimden atabilmek için her türlü operasyonu düzenlemiş. Yetmemiş, gidip mafya ile anlaşmış. Ha bu arada o konuyu daha konuşmadık, unutmuş değilim. Ama Demir, yani biz bu konuları kapatmıştık. Onlar sen yeni geldiğinde olmuştu. Sonra ben hepsini bitirdim. Ha sormayayım yani sevgilimin mafya ile ne işi var diye. Sevgilim mi? Sevgiliniz mi? Ay vallahi ben de ilk kez duyuyorum böyle. Ay kulağıma bir garip geldi Demir. Bir daha söylesene. Söyleyeyim. Lütfen lütfen Demir Bey söyleyin. Bünyamin Bey. Neyse tamam tamam. Sonra söylersin. Uzlaşma en sevdiğim. Ama konunun ayrıntılarını da merak ediyorum. Lütfen söyleyin siz. İyi ama Bünyamin Bey biz bu akşam bir yemeğe davetliyiz. Şimdi oraya geç kalıyoruz. Tamam. O zaman bir sonraki seansa bütün ayrıntıları konuşalım. Olur mu? Siz de bu arada o ikinci ödevi lütfen yapmayı unutmayın. Tabii. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Belli oluyor. İyi günler. İyi günler. Bir dakika ya. Şimdi sen bu kadar hazırlandın. İnsafsızca güzelsin. Ve bütün bunlar Firuze Hanımlar için mi? Hayır. Seninle gideceğim için. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben başka zamanlarda güzel değil miyim yani? Oo. Tam da yerine denk getirdi ya. Ne olsun? Hem güzel hem eli ağır. Sersin. Hazırladım ben. O mafya konusunu da konuşacağız hanımefendi. Ay! Ay, 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 ay. Ben bu günleri görecek miydim Leyla? Maşallah. Ne de yakışmışsınız birbirinize. Hoş geldiniz. Gel sana bir sarılayım. Gel, 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 gel. Ay, ay. Ay, hoş geldin. Ay, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Maşallah, maşallah. Hadi gel, buyurun. Aşağıya. Of çok güzel. Demir bundan yemen lazım çünkü muhteşem olmuş. Asıl sen bunun tadına baktın. Tam senlik. Ya kızartma seviyorum diye mi diyorsun? E seviyorsun ama. Seviyorum. Bak ama bu çok hafif olmuş. Biraz koy tadına bak. Tamam yeter yeter. Olsun. Ay, ya tamam. Koyma artık. Nasıl? Şahane. Değil mi? Ya. Kim beni sanıyorsun? Firuze ne yapıyorsun çocukların yanında? İyi misiniz Firuze Hanım? Canınızı sıkan bir şey mi var? Ay kusura bakmayın. O kadar güzelsiniz ki. Ay benim sinirlerim bozuldu. Yani biliyor musunuz? Bize geldiğiniz ilk gün anlamıştım birbirinize bu kadar yakışacağınızı. İyi ki aldınız o evi. Anlaşıldı. Yalnız bu ev meselesi henüz kapanmadı hanımlar. Artık evi ayırmak gibi bir niyetimiz yok ama bu bize aynı evi sattığınız gerçeğini de değiştirmiyor. Ve bu konunun çözülmesi lazım. Ama Demir'cim sen kendin söyledin. Firuze Hanım tamam şimdi konuşmayalım isterseniz. Tadımız kaçmasın. Daha sonra avukatları da çağırırız. Oturur hep beraber konuşuruz. Sadece unutmadığımızı bilin istedim. Hepsi bu. Avukatlarla mı? Hı hı. Ama Demir'cim nereden çıkarıyorsun şimdi? Hayır Selin'cim.
ortada bir dolandırıcılık suçu var. Biz birlikteyiz diye bu suç ortadan kalkmış değil. Prensip meselesi. Kimse kusura bakmasın. Demir Bey haklı tabii bu konuyu ama daha sonra konuşalım. Olur mu? Firuze, en iyisi biz tatlıları getirelim. Firuze, Firuze hadi gel. Hadi Firuze, hadi. Nasıl ya? İnsanları niye eziyet ediyorsun Demir? Böyle pat diye rahatlamak yok. Onlar bize neler çektirdiler. Biraz da onlar çeksin bakalım. Ha, çok kötüsün. Ne yapalım? Etme bulma dünyası. Sen şimdi onu boş ver de şundan biraz daha alsana. Niye öyle yapıyorsun insanlara? Bu daha başlangıç. Sen şimdi onu bırak da şu atladığımız... Ya gülme ya. Tamam. Şu atladığımız ikinci maddeyi düşündün mü? Hani ikimizin de daha önce hiç yapmadığı. Ay Leyla ve Firuze Hanım'ın yanında bir şey düşünmek mümkün mü? Evet doğru. Biraz gürültücüler. Ayrıca nerede ne yapacakları da belli olmuyor. Gerçi bu anlamda bana birini hatırlatıyorlar ama. Aa kimi? Aa bir dakika. Ben mi? Ay yok artık ya. Bir şey diyeyim mi? Aşk sana hiç yaramadı. Karanlık tarafa geçtin. Bak bugün Firuze Hanım'ı da bayıltıyordun. Aa kendine haksızlık etme. O başarı hala sende. Ayrıca konudan konuya atlama başarısı da sende. Şu ikinci maddeyi düşün, ne yapacağız? Ne düşüneyim? Şimdi benim yapmadığım senin de yapmamış olabileceğin bir şey olması lazım. Demir, salon dansları var. Çok özür dilerim ama yatılı okul. Yani yatılı okulda size her şeyi öğretmişler. Ver bakayım çantanı. Ama sen daha önce vals yapmışsın. Evet. Yani salonda evet. Ama sokakta yapmadım. Hele evimizin önünde hiç. Bu ilk olacak. Ay ben hiç bilmiyorum. Gel. Sen bana ayak uydur. Bakalım ne kadar hatırlıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.